Bizim büyüme rakamlarımız müthiş. Müthiş ihracat yapıyoruz. Bu yıl 2021 için beklenti rakam yaklaşık 3,5 milyar dolar. Bunun %5'i kar olsa Denizli'ye gelecek rakam muazzam. Ama peki bir hane halkı gelirinde bir artış var mı? Bu bizi zenginleştiriyor mu? Hayır. Bireysel gelirlerimizde bir artış var mı? Buna bakmak lazım. Hani bu işi Ayşe teyzeye anlatır gibi anlatacak olursak aslında bu para benim cebime giriyor mu, girmiyor mu? Bence burada asıl problem sanayici arkadaşların dikkat çektiği konu çok önemli. Bunun sonunda zaten şöyle bir noktaya geliyoruz. Hep kendi aramızda da konuştuğumuz. Denizli acaba neden bu yüksek ihracat rakamlarından ve Türkiye'deki sıralamadaki yüksek yerinden faydalanamıyor? Acaba Denizli katma değerli ürün üretmek konusunda mı bir problem yaşıyor? Yoksa Denizli'nin üretim modelleri ve üretim yöntemleri, yoksa üretip sattığı şeylerde mi bir problem var? Bunlara bakmak lazım. Bunlara baktığımızda gördüğümüz tablo çok ilginç. Evet, Denizli'nin mesela hep dilimize pelesenk olan bir şey var markalaşma anlamında. Katma değer, markalaşma bunlar çok geniş kavramlar. Hani böyle birkaç dakikalık konuşmalara sığdırmak Kesinlikle haksızlık değil. olur. Ama özeti şu, bu kadar büyüyorsak, bu kadar çok ihracat yapıyorsak, her yıl bir önceki yılın üstüne çıkan rakamlarımız var ise bu para, bu zenginlik nereye gidiyor? Neden hane halkı gelirine yansımıyor? Bunların iyi sorgulanması lazım. Söylediğiniz hani bu seçim, erken seçim, evet yani vatandaşın derdi ekmek parası. O yüzden sevgili Nur abi çok güzel özetledi, huzur arıyor. Yani bu gelirin artmasını sağlayacak, katma değerli ürün üretmemizi sağlayacak, Türkiye'yi birkaç tık yukarıya taşıyacak, zenginleşecek ve huzur bulacak yöntem erken seçim midir, geç seçim midir? Dert bu değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey aslında daha fazla huzur ve daha doğru bir üretim. Denizli özelinden bakacak olursak dediğim gibi rakamların bireyin cebine yansıması meselesinde soru işaretleri var.